Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar Bakü'de yaşayan bir kız vardı. Adı Leyla idi. Leyla çok güzel ve akıllı bir kızdı ama çok yalnızdı. Babası bir denizciydi ve uzun süre evden uzakta kalırdı. Annesi ise çok hasta ve yatağa bağımlıydı. Leyla her gün annesine bakmak ve ev işlerini yapmak için uğraşırdı. Okula gitmeye vakti yoktu ama kitap okumayı çok severdi. Babasının getirdiği masal kitaplarını defalarca okurdu. Bir gün Leyla babasının getirdiği yeni bir kitap buldu. Kitabın kapağında Bakü'nün sihirli lambası yazıyordu. Leyla merakla kitabı açtı ve içindeki resimlere baktı. Kitapta Bakü'nün eski sokakları, camileri, sarayları ve Hazar Denizi resmedilmişti. Leyla kitabın ilk sayfasını okumaya başladı. Kitapta şöyle yazıyordu: Bakü, Azerbaycan'ın başkenti ve Hazar Denizi'nin kıyısında bulunan büyüleyici bir şehirdir. Burası masalların ülkesidir. Burada ateşin dans ettiği, rüzgarın fısıldadığı, tarihin canlandığı yerler vardır. Bakü'nün en eski bölgesi İçeri Şehir'dir. Burada Şirvanşahlar Sarayı, Kız Kulesi, Muhammed Camii gibi tarihi yapılar bulunur. Kız Kulesi Bakü'nün sembolüdür ve efsanelere konu olmuştur. Kimilerine göre burası bir prensesin hapishanesidir, kimilerine göre ise bir deniz perisinin hediyesidir. Bakü'nün dışında da görülmeye değer yerler vardır. Ateşgah Tapınağı, Zerdüştlerin kutsal ateşini koruduğu bir yerdir. Yanardağ ise doğal olarak yanan bir dağdır. Gobustan ise tarih öncesi döneme ait kaya resimleriyle ünlüdür. Bakü aynı zamanda modern bir şehirdir. Burada gökdelenler, alışveriş merkezleri, müzeler ve parklar bulunur. Haydar Aliyev Kültür Merkezi, ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanmıştır ve şehrin simgelerinden biridir. Azerbaycan Halı Müzesi ise dünyanın en büyük halı koleksiyonuna sahiptir. Bakü'nün insanları da çok cana yakın ve misafirperverdir. Burada Türkçe konuşanlar çoktur ve Türkiye'ye kardeş ülke olarak bakarlar. Bakü'de lezzetli yemekler de bulabilirsiniz. Pilav, dolma, kebap, piti gibi yemekler Azerbaycan mutfağının örnekleridir. Leyla kitabı okudukça daha çok merak etmeye başladı. Babasının ona anlattığı masalları hatırladı. Bakü'nün sihirli lambası neredeydi? Onu bulursa ne dileği olurdu? Leyla kitabı okumaya devam etti. Kitapta şöyle yazıyordu: Bu masalda Bakü'nün en büyük sırrını öğreneceksiniz. Bakü'nün altında saklı olan sihirli bir lamba vardır. Bu lamba Bakü'nün koruyucusudur. Bu lambayı bulan ve 3 kez ovalayan kişi lambadan çıkan cinin 3 dileğini gerçekleştirmesini ister. Ama dikkatli olun, çünkü cin çok kurnaz ve aldatıcıdır. Cinin verdiği hediyelerin bir bedeli vardır. Eğer cinin oyununa gelirseniz sonunuz kötü olabilir. Leyla kitabı okumaya devam etti. Kitapta Bakü'nün sihirli lambasını arayan birçok kişinin maceraları anlatılıyordu. Kimisi lambayı buldu ama cinin tuzağına düştü. Kimisi lambayı bulamadı ama yolda başka şeyler keşfetti. Kimisi ise lambayı buldu ve cinin dileklerini akıllıca kullandı. Leyla kitabın sonuna geldiğinde çok heyecanlanmıştı. Acaba gerçekten Bakü'nün altında sihirli bir lamba var mıydı? Eğer varsa onu bulabilir miydi? Onun da 3 dileği vardı: babasının eve dönmesi, annesinin iyileşmesi ve okula gidebilmesi. Leyla kitabı kapatmadan önce son sayfada küçük bir not gördü. Bu kitabın sahibi sensin. Eğer bu masala inanıyorsan belki de sen lambayı bulabilirsin. Ama unutma, cin çok kurnaz ve aldatıcıdır. Cinin verdiği hediyelerin bir bedeli vardır. Eğer cinin oyununa gelirsen sonun kötü olabilir. Leyla notu okuduğunda kalbi hızla çarpmaya başladı. Acaba bu bir ipucu muydu? Lambayı nerede araması gerektiğini söyleyen bir şifre miydi? Leyla kitabın kapağını tekrar açtı ve resimlere baktı. Belki de resimlerde gizli bir işaret vardır diye düşündü. Leyla resimleri inceledikçe gözüne bir şey çarptı. Resimlerden birinde Bakü'nün eski şehir duvarının yanında küçük bir kapı vardı. Kapının üzerinde Arapça yazılmış bir yazı görünüyordu. Leyla yazıyı okuyamadı ama kitabın içindeki haritada kapının yerini buldu. Kapı Bakü'nün merkezindeki İçeri Şehir adlı tarihi bölgedeydi. Leyla hemen kitabı aldı ve evden çıktı. Annesine bir arkadaşını ziyarete gittiğini söyledi. Leyla otobüse bindi ve İçeri Şehir'e doğru yola çıktı. Yolda kitabın resimlerine bakarak kapının yerini ezberledi. Otobüs İçeri Şehir'in girişinde durduğunda Leyla indi ve koşmaya başladı. Etrafındaki eski binaları, camileri, çarşıları ve insanları görmezden geldi. Sadece kitabın gösterdiği yere doğru ilerledi. İçeri Şehir, Bakü'nün surlarla çevrili eski tarihi bölgesiydi. Burası masallar ülkesiydi. Leyla İçeri Şehir'in dar ve taş sokaklarında ilerlerken etrafına hayranlıkla bakıyordu. Her köşede tarih kokan bir yapıyla karşılaşıyordu. Buhara Kervansarayı, Multani Kervansarayı, Keykubat Mescidi, Seyit Yahya Bakuvi Türbesi gibi eserler Leyla'nın ilgisini çekiyordu. Leyla kitabın anlattığı masalları hatırlayarak bu yapıların hikayelerini düşünüyordu. Leyla sonunda şehir duvarına ulaştı. Duvarın boydan boya uzandığını gördü. Kapının nerede olduğunu bulmak için duvarın kenarından yürümeye başladı. Bir süre sonra kapıyı gördü. Resimdekiyle aynıydı. Küçük, ahşap ve eskiydi. Üzerinde Arapça yazan bir levha asılıydı. Leyla heyecanla kapının yanına gitti ve levhayı okumaya çalıştı. Levhada şöyle yazıyordu. Bu kapı Bakü'nün en büyük sırrını saklar. Bu kapıyı açmak isteyen cesur olmalıdır. Çünkü bu kapının ardında hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir tehlike vardır. Leyla levhayı okuduğunda korkmadı. Aksine daha da meraklandı. Acaba bu kapının ardında sihirli lamba mı vardı? Eğer öyleyse onu bulmak için ne yapması gerektiğini biliyordu. Kitapta yazdığı gibi 3 kez kapının tokmağını çevirmesi ve "Açıl susam açıl" demesi yeterliydi. Leyla etrafına baktı, kimse yoktu. Hızlıca kapının tokmağını 3 kez çevirdi ve "Açıl susam açıl" dedi. Kapı gıcırdadı ve yavaşça açıldı. Leyla içeri girdi. Kapının ardında karanlık ve dar bir tünel vardı. Tünelin sonunda ışık görünüyordu. Leyla tünelden ilerledi. Tünelin sonuna geldiğinde gözlerine inanamadı. Karşısında devasa bir mağara vardı. Mağaranın içi altın, gümüş, mücevher ve değerli eşyalarla doluydu. Leyla hayatında böyle bir zenginlik görmediği için çok şaşırmıştı. Leyla mağaraya girdi ve etrafına bakındı. Bu kadar çok hazine arasında sihirli lambayı nasıl bulacaktı? Kitapta lambanın nasıl göründüğüne dair bir ipucu yoktu. Leyla lambayı aramaya başladı. Mağaranın her köşesini didik didik etti ama ne kadar uğraştıysa da lambayı bulamadı. Leyla umudunu yitirmeye başladı. Belki de lamba burada değildi. Belki de kitap sadece bir masaldı. Belki de bu mağara sadece bir rüyaydı. Leyla hayal kırıklığına uğradı. 3 dileğini gerçekleştiremeyecekti. Babası eve dönemeyecek, annesi iyileşemeyecek ve kendisi okula gidemeyecekti. Leyla mağaradan çıkmaya karar verdi. Belki de eve dönüp annesine sarılmalıydı. Belki de babasının dönmesini beklemeliydi. Belki de kitap okumaya devam etmeliydi. Leyla mağaranın çıkışına doğru yürüdü. Tam kapıya ulaşmak üzereyken bir ses duydu. Ses mağaranın derinliklerinden geliyordu. Ses Leyla'nın adını söylüyordu. "Leyla, Leyla, beni bul, Leyla." Leyla sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Ses çok tanıdık geliyordu. Sanki daha önce duymuş gibiydi. Leyla sesin peşinden gitti. Mağaranın en uzak köşesine doğru ilerledi. Orada büyük bir sandık gördü. Sandığın üzerinde kilitli bir demir kutu vardı. Kutunun üzerinde ise şöyle yazıyordu: "Bakü'nün en büyük sırrını saklar bu kutu. Açmak istersen eğer bilmen gereken bir şey var. Bu kutunun içinde hem büyük bir mutluluk hem de büyük bir tehlike var." Leyla kutuyu açmak istedi ama nasıl yapacağını bilmiyordu. Kutu siyah ve sert bir madenden yapılmıştı. Kutunun üzerinde altın renkli işlemeler vardı. İşlemelerde çiçekler, yıldızlar ve hayvanlar resmedilmişti. Kutunun üzerinde bir anahtar deliği yoktu. Kutuyu kırmanın da bir yolu yoktu. Leyla kutuya yaklaştı ve elini uzattı. Kutuya dokunduğunda birden kutu açıldı. Kutunun içinden ışık saçan küçük bir lamba çıktı. Leyla lambayı aldı ve inceledi. Lamba bakır rengindeydi ve üzerinde oymalar vardı. Oymalarda Arapça yazılar ve semboller görünüyordu. Lamba çok eski ve tozlu görünüyordu ama yine de güzel ve ilginçti. Leyla lambayı ovdu. Lambanın ucundan bir kıvılcım çıktı ve birden lamba sallanmaya başladı. Leyla lambayı yere bıraktı ve geri çekildi. Lambadan yoğun bir duman yükseldi ve odanın her yerini kapladı. Dumanın içinden bir ses duyuldu. "Merhaba Leyla, ben Bakü'nün sihirli lambasının ciniyim." Duman yavaş yavaş dağıldı ve ortaya devasa bir cin çıktı. Cin Leyla'ya baktı ve gülümsedi. Cin mavi renkliydi ve üzerinde altın işlemeli bir cübbe vardı. Başında da bir sarık vardı. Cinin sakalı uzun ve beyazdı. Gözleri ise parlak ve zekiydi. Cin Leyla'nın elindeki lambayı göstererek konuştu. Leyla ise cinin karşısında şaşkın ve korkmuş bir şekilde duruyordu. Cinin gerçek olduğuna inanamıyordu. Lambayı yere bıraktı ve geriye doğru adım attı. Cin onu izliyordu ve yine gülümsedi. "Korkma Leyla, sana zarar vermek istemiyorum. Ben sadece senin dileklerini yerine getirmek için buradayım. Sen lambayı ovduğun için benim efendimsin. Sana 3 dilek hakkı veriyorum. Ne istersen dile benden." Leyla cini görünce çok şaşırmıştı. Kitapta yazdığı gibi cin gerçekten de vardı ve onun 3 dileğini gerçekleştirecekti. Leyla cinin sözlerini duyunca çok sevindi. Artık 3 dileği vardı: babasının eve dönmesi, annesinin iyileşmesi ve okula gidebilmesi. Leyla cinin gözlerine baktı ve ilk dileğini söyledi. "Benim ilk dileğim babamın eve dönmesidir" dedi. Cin başını salladı ve "tamam" dedi. Sonra elini salladı ve bir sihir yaptı. Bir anda Leyla'nın cep telefonu çalmaya başladı. Leyla telefonu açtı ve karşıdan babasının sesini duydu. "Leyla kızım, ben baban. Nasılsın? Neredesin?" Leyla babasının sesini duyunca çok sevindi. "Babacığım, çok iyiyim. Sen nasılsın? Sen neredesin?" Babası, "Ben evdeyim kızım, seni bekliyorum. Hemen gel" dedi. Leyla babasının evde olduğunu duyunca çok mutlu olmuştu. Babası eve dönmüştü. Leyla cinin yanına gitti ve teşekkür etti. "Çok teşekkür ederim cin, babam eve döndü." Cin gülümsedi ve "Rica ederim Leyla, ben sana yardım etmek için buradayım. şimdi ikinci dileğini söyle dedi. Leyla ikinci dileğini söyledi. Benim ikinci dileğim annemin iyileşmesi. Cin başını salladı ve tamam dedi. Sonra yine elini salladı ve bir sihir yaptı. Bir anda Leyla'nın cep telefonu tekrar çalmaya başladı. Leyla telefonu açtı ve karşıdan annesinin sesini duydu. ''Leyla, kızım, ben annen, nasılsın, neredesin?'' Leyla, annesinin sesini duyunca çok şaşırdı. Annesinin sesi çok sağlıklı ve neşeli geliyordu. ''Anneciğim, ben çok iyiyim, sen nasılsın, neredesin?'' diye sordu. Annesi, ''Ben kendimi çok iyi hissediyorum kızım, artık tamamen iyileştim, evdeyim. Baban bize sürpriz yaptı ve planlanandan çok erken bir zamanda eve döndü. Seni bekliyoruz, hemen gel dedi. Leyla annesinin evde olduğunu ve çok sağlıklı olduğunu duyunca çok mutlu oldu. Annesi iyileşmişti. Leyla Cin'in yanına gitti ve teşekkür etti. Çok teşekkür ederim Cin, annem iyileşti. Cin gülümsedi ve rica ederim Leyla, ben sana yardım etmek için buradayım. Şimdi üçüncü ve son dileğini söyle dedi. Leyla üçüncü dileğini söyledi. Benim üçüncü ve son dileğim okula gidebilmek. Cin başını salladı ve tamam dedi. Sonra yine elini salladı ve bir sihir yaptı. Bir anda Leyla'nın elinde bir okul çantası belirdi. Çantanın içinde defterler, kitaplar, kalemlik ve diğer okul malzemeleri vardı. Leyla çantayı açtı ve içine baktı. Çantanın içinde bir de mektup vardı. Mektubu aldı ve okudu. Leyla, kızım ben baban. Senin için bir sürprizim var. Seni Bakü'nün en iyi okuluna kaydettirdim. Yarın ilk günün. Çok çalış ve başarılı ol. Seni çok seviyorum. Leyla mektubu okuduğunda çok sevindi. Artık okula gidebilecekti. Leyla Cin'in yanına gitti ve ona teşekkür etti. Çok teşekkür ederim Cin. Artık okula gidebilirim. Cin gülümsedi ve rica ederim Leyla. Ben sana yardım etmek için buradayım. Şimdi sana veda etmem gerekiyor. Lambayı bana geri verir misin? Leyla lambayı Cin'in eline uzattı. Elveda Cin, seni unutmayacağım dedi. Cin lambayı aldı ve elveda Leyla, sen de beni unutma dedi. Sonra Cin lambanın içine girdi ve lamba kayboldu. Leyla aceleyle mağaradan çıktı ve hemen otobüs durağına koştu. Evinin bulunduğu Ahmetli kasabasına gidebilmek için otobüse bindi. Otobüs İçeri Şehir'in önünden sahile indi. Leyla büyük bir hayranlıkla Hazar Denizi'ni seyrediyordu. Deniz mavi ve parlak görünüyordu. Güneş ışınları denizin üzerinde dans ediyordu. Leyla denizin sakinliğini ve güzelliğini hissediyordu. Deniz kıyısında yelkenliler, kayıklar, vapurlar vardı. Leyla denizde yüzen balıkları, uçan martıları gördü. Leyla denizin sesini ve kokusunu duydu. Deniz Leyla'ya masallar anlatıyordu sanki. Leyla gözlerini mavilikler üzerinde uzaktaki bir noktaya dikti ve denizin anlattığı masalları dinledi. Deniz Leyla'ya Hazar Denizi'nin tarihini, kültürünü, efsanelerini anlattı. Deniz Leyla'ya Hazar Denizi'nin nasıl oluştuğunu, hangi ülkelerle komşu olduğunu, hangi canlılara ev sahipliği yaptığını anlattı. Hazar Denizi'nde yaşamış kahramanları, aşıkları, maceraları anlattı. Hazar Denizi'nde saklı olan sırları, hazineleri, mucizeleri anlattı. Leyla denizin anlattıklarına hayran kaldı ve daha çok öğrenmek istedi. Deniz Leyla'ya sihirli lambanın Hazar Denizi'nin derinliklerinde yüzyıllarca yıl saklandığını, bir gün bir balıkçının ağına takıldığını, balıkçının lambayı petrol milyoneri bir hayırsevere sattığını anlattı. Deniz Leyla'ya sihirli lambanın sahibinin zamanında Bakü'nün en zengin adamlarından biri olan Hacı Zeynelabdin Tağıyev olduğunu ve onun da bu lambayı kullanarak insanlara yardım ettiğini anlattı. Leyla, Deniz'in anlattıklarına inanamadı ve çok şaşırdı. Petrol milyoneri, büyük hayırsever Hacı Zeynelabdin Tağıyev'i ve yaptıklarını çok merak etti. Yollar çok kalabalıktı. Otobüs bazen trafikte adım adım ilerliyordu. Otobüste her türlü insan vardı. Bazıları işe gidiyor, bazıları alışverişe, bazıları da eğlenceye gidiyordu. Leyla otobüste yanında oturan yaşlı bir kadınla konuştu. Kadın Leyla'ya nereden geldiğini ve nereye gittiğini sordu. Leyla bu yaşlı kadınla konuşurken ona petrol milyoneri, büyük hayırsever Hacı Zeynelabdin Tağıyev'i sordu. İhtiyar kadın, "Benim adım Sara," dedi ve ilave etti. "Senin söylediğin adam halkı için yaptıklarından dolayı millet atası olarak bilinirdi." Leyla bu duruma çok şaşırdı. Sara Hanım'la tanıştığına çok memnun oldu. Sara Hanım, millet atası Tağıyev'in kısa hayat hikayesini şöyle anlattı. Millet atası yoksul bir ailede doğdu. Çocuk yaşta inşaat işçisi olarak çalışmaya başladı. Sonra duvar ustası, kalfa ve müteahhit oldu. 1870'te gaz yağı fabrikası satın aldı. 1873'te petrol aramaya başladı. 1875'te petrol bulduktan sonra zengin oldu. Petrol sanayinin yanında dokuma, balıkçılık, enerji gibi alanlarda da yatırım yaptı. Sara Hanım, Leyla'ya millet atasının sadece iş adamı olmadığını, aynı zamanda büyük bir hayırsever olduğunu anlattı. Bakü'nün ilk tiyatro binasını yaptırdığını, Bakü Şollar Su Kemeri'ni inşa ettirdiğini, Bakü'nün ilk kız okulunu açtığını anlattı. Çok sayıda Müslümanın yaşadığı Rusya İmparatorluğu'nda ilk ve tek olan kız okulunda Kafkasya'nın her tarafından alınan 7 yaşından büyük öğrencilerin 4 yıl süresince okuduğunu ve okulun eğitim müfredatında Azerbaycan Türkçesi, Rusça, edebiyat, matematik, fizik, tarih, coğrafya, anatomi, dini ilimler, sağlık bilgisi, güzel sanatlar ve müzik dersleri bulunduğunu anlattı. Millet atasının öğrencilere burs verdiğini, Kaspi Gazetesi'ni satın aldığını, Bakü'nün yeşillendirilmesi için çalıştığını anlattı. Sara Hanım, Tağıyev'in Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ı işgalinden sonra tüm mal varlığına el konulduğunu, 1924'te Merdekan'da vefat ettiğini anlattı. Mezarının Merdekan'da olduğunu ve kendisinin de her yıl o mezarı ziyaret ettiğini söyledi. Leyla, Sara Hanım'ın anlattıklarına hayran kaldı ve çok duygulandı. Sara Hanım'a sayesinde millet atasının ne kadar büyük bir insan olduğunu öğrendiğini söyledi ve ona çok teşekkür etti. Leyla artık sabırsızlanıyor, yolun bir an önce bitmesini istiyordu. Sonunda Leyla'ya saatler gibi gelen bir yolculuktan sonra otobüs Ahmetli'ye geldi. Leyla hemen otobüsten indi ve koşarak eve geldi. Kapıyı açınca babasına ve annesine sarıldı. Onlar da Leyla'ya sarıldılar. Leyla çok mutluydu. Ertesi gün Leyla okula gitti. Okulda yeni arkadaşlar edindi. Öğretmenleri onu çok sevdi. Leyla çok çalıştı ve başarılı oldu. Leyla hayatının geri kalanında hep mutlu bir şekilde yaşadı. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.